Geçen hafta Salı günü gece saat 10'u 20 geçe evden ben 2 saatliğine dolaşmaya gidiyorum arkadaşlarımla diye ayrılıyor. Sonra bir daha haber alamadık 5 gün boyunca. Burak ara ara öyle kaçamaklar yapardı 3 gün, 2 gün, 4 gün. Ama muhakkak telefon ederdi ya da çıkar gelirdi. Bu sefer uzun süre haber vermeyince şüphelendik. Biz de polise başvurduk. Kayıp ihbarında bulundular. Aynen o şekilde. Ondan sonra zaten cevap bize bıçaklanarak ve yakılarak öldürüldüğünü söylediler. Bu şekilde yani biz de tam bilmiyoruz. Şimdi otopsiden gelen cevabı bekleyeceğiz. Ama uyuşturucu içtiğini de düşünüyorum. Çünkü önceden öyle husumetleri olmuştu. Fakat duygu durum bozukluğu rahatsızlığı vardı. Bipolara yönelmeye yakın şekilde daha tam değildi. Tedavisini ruh sağlığında yaptırdık. Sonra biz ailecek elimizden geleni yaptık ama doktorlar işte kontrol altında tutmak için çocuk yetiştirme yurduna yatırdılar İzmit'e. Fakat orada da arkadaşlarıyla geçinemedi. Sürekli problem. Valizini almış, yurttan kaçmış, eve gelmiş. Biz tekrar onu yurda götürmeyi düşünüyorduk. Fakat ben biraz dinlenmek istiyorum. Bir hafta burada kalacağım, evimi özledim gibi ifadelerde bulununca biz de doğal olarak işte vakit geçirip kendine gelmesini bekledik. Ama o arada zaten arkadaşlarıyla problem yaşadı. Babası da geçen sene vefat etmişti. Zaten onun vefatından sonra çok rahatsızlandı. İçtiği ilaçlar hiç fayda etmedi. Sürekli değişik insanlarla Messenger'dan değişik yazışmalar yaptı. Hep hayali iş kurardı, hayali para kazanırdı, hayali zengin Bu olurdu. peki öldüren kişiyi tanıyor muydunuz siz? Hani Tanımıyoruz. arkadaşlarıyla haberiniz var mıydı? Hayır yok ama şöyle bir değişik bir olay gerçekleşti. Burak'ı öldürdüğü günü bilmiyoruz açıkçası. Salı gününden beri kayıp. Ama yeğenimin de hiçbir zaman bu türlü yaşantıdan çıkmasını da sağlayamadım. Elimden gelen her şeyi yaptığım halde o adamı merak ediyoruz. Yani o adam onu bıçakladığı iddia edilen kişinin yaşıyla aynı değil. Yani bunun bir kişi olmadığını düşünüyorum ben. İşin açıkçası. Sonucu biz de bekleyeceğiz.